Şimdi sizleri Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde kurulan bir çakmak fabrikasına götüreceğiz. Fabrikada çakmakların ateş boyu testi kadınlara emanet. Bir çakmağın raflara gelmeden önceki yolculuğu da oldukça meşakkatli. Peki o testler nasıl yapılıyor? İbrahim Toz Bey'in görüntüleriyle Öznur Karslı Çetiner'in özel haberini izleyelim. Hepsi rengarenk. Onları itinayla dizip kontrol edenlerse kadınlar. Çakmak fabrikasında çalışan kadınlar her gün binlerce çakmaktan çıkan ateşi kontrol edip raflara gönderiyor. Çakmakların uçlarına gördüğünüz telleri basıyorum. Günde 7 araba çıkarıyorum. Nerede yaşıyorsunuz burada? Köyde yaşıyoruz. Nerede? Doğu Beyazıt'ın hangi köyü? Karabulak köyünde. Ev hanımıydım. Ev hanımı. Şimdi iş kadını olmuşuz. Küçük bir kıvılcım önce aleve sonra bir çakmağa nasıl dönüşüyor diye hiç düşünüp merak ettiniz mi? Burası Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bir çakmak fabrikası. Çalışanlarsa çoğunlukla Çinli eğitimciler eşliğinde hizmet veren köy kadınları. Her gün binlerce çakmak burada onlarca kalite ve alev testinden geçtikten sonra Türkiye'nin birçok noktasına gitmek için bu fabrikadan yola çıkıyor. Doğu Beyazıt'ta istihdam sağlayan fabrikayı Bekir Karaaslan teşvik programıyla kurdu. Hayalini gerçekleştirmek için de ev hanımlarıyla iş bulamayan üniversite mezunlarına fırsat verdi. Bayanları burada çalıştırmamın sebebi hani Doğu Beyazıt'ta fabrika fazla yok. 100 bin nüfusluk bir ilçede 3 tane fabrika bulunuyor. Kızlarımız üniversiteyi bitirmiş, liseyi bitirmiş, boş evde oturuyorlar. Hani hep benim beynimde, hayalimde vardı. Yani kendi memleketimde, kendi ilçemde bir fabrika kurayım. O hayali gerçeğe dönüştüren fabrika sahibi şimdi onlarca kadına umut oldu. Şu anda çakmak diziyorum. Zor bir iş mi? Yani zor ama insan alışınca kolay oluyor, basitleşebiliyor bazen. Günde böyle kaç tane çakmağa dokunuyorsun, düzeltiyorsun? Yaklaşık 52 bine yakın çakmağa dokunuyorum. Bu işe işsiz kalmıştım, atanamamıştım ve başladım. Kadınlarımız her alanda çalışıyor ve kendilerini gösteriyorlar, ispatlıyorlar. Kadınlarımız güçlü bizim ya. Ben güzel sanatlar okudum Erzurum'da. Resim öğretmenliği okudum aynı zamanda. Burada işte çalışmaya başladık. Boşta beklemeyelim diye. Yani bize yarar sağladı. Doğu Beyazıt şartlarında çok güzel bir iş yeri. Renklerle aram güzel olduğu için severek yaptığım bir iş. Üstelik eğlenceli de. Kadın çalışanların yöneticileri ise çakmak işinde uzman Çinli eğitimciler. Fabrikada 9 Çinli personel var. Buradaki teknik ekip, makine mühendisleri ve test bir de alev ağır makinalarında bulunan Çinli arkadaşlarımız hepsi mühendis. Allah nasip ederse bir yıla kadar biz burada tam eleman yetiştirdikten sonra onları göndereceğiz. Anlaşıyoruz. Sıkıntı olan bizim sonuçlar. Yani yaptığımız çakmakları hesaplıyoruz. Çinli arkadaş da yazıyor. Kaç tane yapmışsınız bugün çakmak? Ben 2000 falan yaptım. 2000 tane. Yoruldunuz mu? Ya tabii ki yani o insan yoruluyor. Çakmak fabrikasında en önemli testlerden biri de ateş ayarı. Burası ise fabrikanın en kritik noktası. Deyim yerinde ise çakmaklara kadın eli değiyor. Çakmaklardan çıkan ateşlerin son kalite ve kontrolü işte bu şekilde el yordamıyla yapılıyor. Bu iş için el çabukluğu gerekiyor değil mi? Evet, yani çok hızlı olması gerekiyor. Kaç çakmak kontrol ediyorsunuz her gün? Günde 12 bin, 14 bin. Parmaklar ağrıyor mu? Yok, bunlardan ağır mı? Basmanlardan çok ağır değil.